Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve Avrasya Hastanesi'ndeki misafirlerimize soruyoruz. Koronavirüs hayatımızı nasıl etkiledi? Tedbirler yeterli mi? Peki sosyal mesafeye ne kadar dikkat ediyoruz? Evet, efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim efendim, sağ Çok olun. kısa sizi tanıyabilir miyiz? Benim koronavirüs davası insanlığa bir ders olması için çok iyi oldu yani. İnsanlar tamamen sapıtmışlardı. Hiç kimse kimseyi tanımıyor. Efendime söyleyeyim, kuzu eti değil eşek etini satıyorlar. Efendime söyleyeyim, bu kara kovan balı değil. Efendim Mısır püskülünden yapma balları milleti. Allah bu kadar şeylere tahammül edemedi yani. Bu millete bir zulüm gösterdi ama ibret alsınlar diye gösterdi yani. İsra suresinde Kur'an-ı Kerim'in 58. ayetinde biz kıyameti koparmadan milletleri helak edeceğiz. Bu azgınlıkları içinde şiddetli bir azaba çaptıracağız. Belki bir imana gelir, yola gelirler de. Bu deyici, millet bunu hiç anlamıyor, gayleye almıyor. Ama gene bir başlarına bir musibet gelecektir yani. Böyle devletin, bir milletin Allah'tan sonra devleti gelir. Devletin kurallarına uymak yerindesiniz yani. Peki Her kurallara uyuyor muyuz? şimdi kesinlikle uymuyoruz. Müstesnalar hariç. Maske takacağız. Maske takacağız, Sosyal sosyal mesafeyi mesafe koruyacağız. ayrı şey edeceğiz. İş Efendime söyleyeyim. yerimize, He, temizliğimize dikkat edeceğiz. 25-30 kişi bir yere toplanıp langır lungur langır lungur konuşmaya ne lüzum var? Yani devlet bir kanunlar yayınlıyor. Böyle sosyal mesafe ediyor, dikkat ediniz diyor. Birbirinizle çok yakından irtibat kurmuyoruz. Yok, devlet sanki öyle demiyormuş. Siz eskisi gibi gene sarılın, buluşun. Bu olmaz böyle. Dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor ve önleyemeyebiliriz yani. Nasıl önleyeceksin? Bütün dünya devletlerini işgal etmiş. Her gün test yapıyorlar. Şu kadar insanda virüs şeysi, vericisi var diyor. Bunu sen nasıl önleyeceksin? Azaltmak için bu kanunlara uyacaksın yani. Tedbirlere uymamız Tedbirlerimize gerekiyor. uymamız Peki lazım. efendim, şu anda Avrasya Evet. Hastanesi'ndeyiz. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Neden Avrasya Bu Hastanesi? hastanenin personelinden, efendim doktorlarından memnunum ben. Onun için tercih ettim. Her zaman gelirim, burada tedavi olurum. Ölümden gayrı her şeye çare bulunuyor yani şimdi. Tavsiye eder misiniz bu hastaneyi? Ederim canım, tavsiye ederim yani. Memnunsunuz. Herkese tavsiye ederim. Bana her şeyimizi yapıyorlar. Ama tıbbın yapamayacağı bir şeye Allah-u Teala'ya kalıyor ya. Her iş öyle yani. Sen şimdi buradan çıkacağın belli değil yani. Allah'ın takdir ilahisi olursa çıkacaksınız yani. Durum bundan ibaret. Ama hastaneyi beğeniyorsunuz. Hastaneyi beğeniyoruz. Personeli iyidir. Kolaylıklar gösterirler. Doktorlar iyidir. Tabii ki hep tüm vatandaşları nasıl etkilediyse bizi de aynı şekilde etkiledi. İş hayatımızı etkiledi. Ticaretimizi etkiledi. Sağlığımızı etkilemedi ama şu an çok şükür etkileyenler de oldu, çok şükür. Peki tedbirleri alıyoruz. Tedbiri alıyoruz elhamdülillah. Nelere dikkat ediyoruz efendim? El hijyenlerine, yani temizlik için ne gerekiyorsa onların hepsini alıyoruz elhamdülillah. Tabii, takıyoruz. takıyorum. Sosyal mesafe. Aynen dediğin gibi onlara da sosyal mesafe evimizde olsun, hastanelerde, dışarıda, toplum içinde olması gereken ne varsa onları yapıyoruz. Evet, Yani toplumun duyarlı olması tabii, gerekiyor. önemli olan karşımızda sen maske taksan da karşıdaki takmasa da benden onu görmesi lazım. Peki efendim, şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet, şu Neden bu anda hastaneyi tercih ettiniz? yakın olması, şimdi devletin kurumlarına gittiğiniz zaman 15 gün, 20 gün veri. Bir gün bir otorasyon çektim mi kalktığın zaman ne sana 15 gün müddet veriyor. 15 sene git işte şunu yap, bir 15 gün aradan zaman kaybı. Hastanın o zaman duralacağı belli mi? Bir mesela bir mide taşı için gittik. 20 gün, 1 ay gün veriyor. 2 ay gün veriyor. Ben buna dayanamam. Bir ev hanımısınız ama tabii evde kontrol sizde. Alışverişler yapılıyor, direkt size geliyor. Siz onları mutlaka ki yıkayaraktan. Yıkayarak, silerekten temiz temiz. Kızıma diyorum işte dolaba öyle koyalım hani. Sirkeli suyuna, bezle siliyoruz. Öyle dolaba koyuyoruz hani.
temiz olsun. Havalandırma. Evet, hep açıyoruz camlarımızı. Hani her şeyi temiz temiz olsun, hani hastalık bulaşmasın bir yerimize diye çok dikkat ediyoruz. Yani, evet, tabii ne yapalım? Bu süreçte sosyal mesafe de çok önemli. Biz zaten 3 kişiyiz. 3 kişi, 4 kişiyiz. Bizde kalabalık yok. Tabii şu da var, artık dışarı sohbetleri, misafirler. Misafir gidip gelme yok. Bu da olmadı, bayramda da olmadı. Hiç gidip gelme olmadı. Zaten hiç aşağı inmedik, hiç inmedik. Kurallara çok dikkat ettik, Allah'a çok şükür. Hep kızım, ben, oğlum. Hep evdeyiz hani, hiç dışarı çıkmadık. Hani hasta olmadık müddetçe, bir ihtiyacımız olmadı müddetçe hiç çıkmadık dışarıya. Peki şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz efendim? Ben hep burayı şey yaparım. Oğlum, kızım bademcik ameliyat oldu Ferhat Bey'de. Evet. Ben burada kadın hastalıklarından Tamer Bey'e ameliyat oldum. Göğsümde bir rahatsızlık çıktı. Bu Bülent Bey'e tedavi gördüm. Yani ben hep buradan çok memnunum. Onun için yine burayı getirin bana, eşime öyle dedim. Eşim benim. Evet. Onun için geldim hani, şimdi midemde rahatsızlık var. Onun için burada mideme hortum saldık. Bülent Bey'e mi geldin? Bülent Bey'e geldim. Yani ben memnunum. Hizmetlerinden memnunum. Çok Allah razı olsun. İyiler. Evet. Çok memnunum.